Ben doçent doktor Cengiz Özbesler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesiyim. Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Sosyal Hizmet Lisans Bölümü bu yıl öğrenci alarak eğitim-öğretim hayatına başlayacaktır. Eğitimlerimiz Çubuk Yerleşkesi'nde yürütülecektir. Sosyal hizmet eğitimi deyince içerik olarak neler söyleyebiliriz? Birinci yılda temel psikoloji dersleri, sosyolojiye giriş, ekonomi, temel ekonomi, temel hukuk gibi dersler. İkinci yıldan itibaren artık yavaş yavaş sosyal hizmet mesleğine yönelik dersler gündeme gelmekte. Önemli derslerden bir tanesi insan davranışları ve sosyal çevre dersi. Bu derslerin yanı sıra sosyal politika, istatistik, kamu yönetimi, Türkiye'nin toplumsal kültürel yapısı gibi dersler ikinci yarı yılda müfredatımızda bulunmaktadır. Lisans eğitiminin üçüncü yılından itibaren de artık sosyal hizmette kuram ve yaklaşımlar, sosyal hizmet müdahalesi, birey odaklı müdahale, aile odaklı müdahale ve toplum organizasyonu ve toplumla çalışma odaklı müdahalelerle ilgili sosyal hizmet müdahalesi dersleri daha ön planda olmaktadır. Aynı zamanda üçüncü sınıftan itibaren yine sosyal hizmetin meslek olarak sosyal hizmetin mesleki etkinlik odağına giren toplumun farklı kesimlerinden risk gruplarına yönelik sosyal hizmet müdahaleleri. Nedir bu risk grupları dersek? Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, çocuklarla sosyal hizmet, gençlerle sosyal hizmet, yaşlılara yönelik, korunmaya muhtaç yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, tıbbi alanda, hastane ortamlarında hasta ve ailesiyle çalışan sosyal hizmet uzmanları için tıbbi sosyal hizmet uygulamalarına yönelik sosyal hizmet, psikiyatrik ortamlarda, okul ortamlarında sosyal hizmet uygulamaları, adli sosyal hizmet gibi daha çok sosyal hizmet mesleğinin sorumlu olduğu uygulama alanlarına yönelik dersler yer almaktadır. Sınıfta ise alınan teorik derslerin uygulamasını yerine getirilmesi amacıyla öğrencilerimizin sosyal hizmetin uygulama alanlarında yürütecekleri sosyal hizmet uygulamaları ve proje geliştirme dersleri yer alacaktır. Aynı zamanda son sınıfta aile odaklı çalışmalarla ilgili olarak sosyal hizmet uygulamalarına klinik bakış açısı getiren aile tedavisi dersleri de gene programın önemli derslerindendir. Sosyal hizmet lisans bölümlerinden mezun olan sosyal hizmet uzmanları kamu kurumlarında sosyal çalışmacı kadrosuyla öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet merkezleri, çocuk destek merkezleri gibi, ilk kabul birimleri gibi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi, özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlarda görev almaktalar. Bir başka uygulama alanı Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü sağlık kurumlarında, hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde, acil servislerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, departmanlarında veya psikiyatri servislerinde, çocuk psikiyatrisi servislerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde gibi tıbbın uzmanlaşmış alanlarında, onkoloji servislerinde yine belki söyleyebiliriz. Farklı tıbbın farklı uzmanlaşmış alanlarında iş olanakları bulabilmekteler. Sosyal hizmet lisans eğitimini tamamlayan profesyonellerin istihdam edildikleri başka bir alan, Adalet Bakanlığı'na bağlı aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, denetimli servislik büroları, çocuk eğitim evleri, çocuk cezaevleri, yetişkin ceza infaz kurumları gibi farklı kurumlar. Başka çalışma alanı AFAD'a bağlı 81 ilde bulunan müdürlükler. Bunun yanı sıra belediyelerin bünyesinde hizmet veren sosyal hizmet kurum ve kuruluşları.
aynı zamanda da özel yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri, özel huzur evleri ya da özel özürlü bakım merkezleri, özel eğitim merkezleri gibi özel sektörde de çalışma imkanı söz konusudur. Neden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tercih edilmeli diye düşünürsek sevgili öğrenciler, öncelikle bölümde görev yapan akademisyen hocalarımızın alan deneyimlerinin olması, yurt dışında alan deneyimlerinin olması, klinik odaklı çalışmalarının bulunması ve bu klinik odaklı beceri eğitimlerinin müfredatımızda yer alıyor olması diğer sosyal hizmet bölümlerinden belki bir adım daha öne çıkarmaktadır. Çubuk yerleşkesi olarak düşünürsek, Çubuk yerleşkesinde barınma olanakları vardır. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yaklaşık 500-600 öğrenci kapasiteli bir erkek öğrenci yurdu, 250-300 kapasiteli de bir kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Sosyal hizmet, çevresi içerisinde bireyi mesleki etkinlik odağı olarak kabul etmiş, farklı yaşam durumlarında olan bireylerle, ailelerle çalışan bir uygulama ve disiplindir. Sosyal hizmetin mesleki değerlerine baktığımızda da insanı insan olarak kabul eden, her bir bireyin gelişme potansiyeli olduğuna inanan, insanın insana saygı duyan, sosyal adalet ve insan hakları temel ilkelerini benimsemiş bir meslektir. Sevgili öğrenciler, bölümümüzü tercih etmek isteyen sizleri bölümümüze bekliyoruz. Başarılar dilerim.